Ekranla değil, ışık. Eskiden sarımsak yapmaktan nefret ederdim. Evet ya, şimdi, ne kadar büyük kolaylık. Şimdi zevk alıyorum. Nerelere sıçrayacak döverken diye. Şuna bak ya. Bir de ne kadar çoğaltıyor değil mi sarımsağı? Resmen suyunu çıkarıyor. Burada da garip bir kabuk kalıyor. Kabuğunu soyduğum halde. Bunun bir özelliği de şey, kabuk hafif bırakabiliyorsun. Özellikle taze sarımsak olduğunda hani tam soymana gerek kalmıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir geleceğiz. Değil mi? Ona bir dönelim. Bunu hemen bir göstereyim ucundan azıcık dermişim. Ucundan azıcık göster. Azıcık kolay değil. Bayağı çok anneme göre ama bu çok bereketsiz olur yani. Evet. Çok ha, fazla bayağı yapmak gerekiyor. Topalak gibi olmaz. Tencere ısınaydı. Bak gene aynı sinirleneceğim yani. Bazen böyle tencereyi koymuyor ateşin üstüne. Bekliyoruz. Değil mi? Aynen. Doğru söylüyorsun. Şöyle hemen sarımsağını koyayım ben konuşmayı. Vay vay vay. Vay vay. Gülseren Hanımcığım görmesin. Vallahi. Meral görmesin. Buna yakışıyor ama. Şimdi Nurhan'cığım salçamız nerede? Çıkar. Bak salçaların ikisini oraya çıkardım. Şöyle bunu salçalı biliyorsunuz ki yapmadan. Aa kız salça son ya. Evet. Yarın ne yapacağız? Salçasız artık bundan sonra. Salçasız ne yemek olur ki bize göre? Yok yani değil mi? Vallahi. Tamam ona o kadar olsun. O kadar olacak zaten. Domates salçası da çıkardım. Domates salçasından da koyayım. Onu çıkardım ama hata mı? Birazcık şundan koyayım. Evet. Şöyle bol domatesli gibi olsun. Aynen. Ve geliyoruz neye? Alabildiğine domateslerimize. Yani domates sosu yiyorsun resmen bunda. Bunda şey yapmıyorsun bir de. Aa daha esas geliyor bir de. Geliyor, geliyor. Neydi şarkı var ya. Bu çok abarttık mı? Vallahi abarttık Nurhan. Aa. Gerçek abarttık bu sefer. Çünkü şeyimiz o kadar sosumuz değil. Sosumuz aşırı çok olacak ha sana söyleyeyim. O bile yeter miydi? Şunu biraz erirse alsam mı acaba? Şöyle ayrılıyor mu acaba bıçakla? Tamam onu bir deneyeceğim. Ilımaya dursun alayım biraz olmazsa. Tamam. Bu da dünkü mercimek çorbamızdan. O kadar çok yapmışım ki. Biraz aldım canım şehriyeli istedi. Görüşüyor mu acaba şehriyeleri? Bakayım. Yarı yarıya bu. Şu kadar mercimek, bu kadar su ekledim üstüne. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Yok. Gözükmüyor. Neyse ondan sonra göstereyim. Su da hazır. Su hazır. Hemen onu koyayım. Aynen. Şimdi buna ne atıyoruz? Buna şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Tuz koyup limon tuzu koyup. Bak sana bir tuz çıkardım. Onu da içine ekleyelim. Limon tuzu oluyor değil mi? Limon tuzu oluyor. Özellikle limon tuzu oluyor. Hiç dağılmaması için. Kaynamasını bekliyor muyuz? Kaynamasını bekliyor. Beklemiyor. O kaynıyor aslında. Evet. O kaynıyor aslında. Hemen bir taraftan ben bir kaşık alayım Nurhan. Niye attın o kaşıkları? Bunu alacağım çünkü. Şöyle hemen koyalım kaynar suyumuzla. Bu taraf ters geldiyse bu taraftan çekebilir miyim? Buram azledik ama ne çok olmuş kız. Bizim gözümüz mü doymadı ne yaptı? Allah tencere azıyla bir oldu. Bu azımız bu bizim değil mi? Az dedik anneme de hatta. Annem aslında şey de istiyorduk kızartılmışını da istiyordu da. Kızartılmışını istiyorduk az dedik. Az falan değilmiş. Değilmiş valla. Bunun kapağı yok mu? Şunu buna koysam kaynarken buna. Getirelim hemen. Salataya başlamıştım ben. Hemen devamını sen getir. Biraz yapmışım. Bu kadar yapacağım. Kimin alır diyeceğim. Kimsenin almaz. Ne doğruyoruz da biz kırmızı oluyor bu? Domatesten oldu. Hmm.
Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir tanelerim kanalıma, evime, yuvama, can ailem. Kanalımızı yeni görenler, duyanlar, abone olursanız çok memnun oluruz. 4000'e az kaldı. Evet. 10.000'e de bu da olacak. En kısa sürede olacak inşallah. Bugün sarımsaklı köfte, fellah köftesi yapıyoruz. Köftemizi döktük. Çünkü geçendekinde göstermiştim. Uzun olmasın dedi. Bulgurumuzu yeni görenler için ıslıyoruz soğuk suyla. Tuz ve salça atıyoruz biraz. Bulgurun tam üstü kapandığı zaman 1 santim su geçecek şekilde 15 dakika bekletiyoruz. 10 dakika da olur. Biz bazen hiç bekletmeden de başlıyoruz. Ama bekletirseniz rahat olursunuz. Sonra onu yoğuruyoruz. Un atıyoruz 5-6 kaşık kıvama geldi ya. Köftelerimizi döküyoruz böyle. Evet. Çorbam var, mercimek çorbam dünden çok yapmışım. Çok düdüklü de ayarını bilemedim. Düdüklünün boyu bu kadar. Dibinde az gibi gözüktü. Onu da mercimekli şey, tel şehriyeli canım istedi. Bu kadar çorba var bak tencerede. Bu kadar da su ekliyoruz. Tel şehriyesi katıp tadını, tuzunu, biberini, yağını tekrardan ayarlıyoruz. Müthiş bir değişik çorba oluyor. Ben çok seviyorum. Oğlum da çok seviyor onu. Nurhan da yer. Ben şeyi seviyorum. Şehriyeli güzel şehriyeli oluyor. Şehriyeli olan daha güzel oluyor değil mi? Evet evet. İçimi daha rahat gibi oluyor. Sarımsaklı köfte. O haşma olay olmaz değil mi? Ha? Kapak kapattın ya. Arada sen oraya bak. Vallahi değil. Gözünü ayırma. Sonra Nurhan'a bir tombuna süt veriyor. Tencere taşmış, ocaklar batmış, kaplar sıralanmış. Aşağıdan başladık sıralamaya. Ama şunları benim yıkamam gerekiyor. Çünkü salata kaplarımı hep kullandık sarımsaklı köftecim. Şey, buna bir de şey salatası güzel olur değil mi? Domates, biz buna soğan. Sürmüş salatayı seviyoruz. İri iri domates, salatalık, evet, domates. Taze firik soğan, yine pul biberini, ekşisini, yağını koyup o çok güzel yakışıyor ama domates az, salatalık iki taneydi. Onun için karışık bir salata yapmak istedik ortaya. Kısa bir market tur yaptım, geldim. Annemin kumandası çalışmıyordu televizyonun. Evet ya, pil o iyi oldu ama. Sabah. Neyse pil aldık taktık yine çalışmadı. Onu pil şeyciye götürdüm, tamirciye. Adam baktı pil, kumanda tamircisi ama satıyor da. Çok olmaz iyi dedi. 35 lira bir kumanda aldım geldim. Tekrar bir market turu yaptım. Bunların kahveleri bitmiş. Bir öksüreyim. Bir market turu yaptım. Ele su parasını yatırdım. Esas markete gelip bakacaktım M'ye. Orada bazen indirim oluyor. Ama bir rüzgar, bir bulut başladı. Yağmur çizelim. Koşarak geldim eve. Sel falan olur dedim gene. Hani bahar geçenkini gördük. Çok karanlık da mı? Çok karanlık oldu gökyüzü. Ay dedim sele falan kapılırım dedim. Nurhan korkar şimdi. Kedi koluma değiyor hani şey sallanıyor zannetmesinler. Kucağımda. Nurhan kafa vuruyor devamlı. Evet. Sev ben diyor sev. Gel oğlum. Salatamızın her şeyi doğrandı değil mi? Soğan doğrayacağım mı? Geç soğan doğradın yakışır mı dedim sanki. He? Yakışır diye düşündüm. Yok yok yakışır da acaba doğradın mı önce? Yok bir tane ha. Nurhan'cığım gitmiş gene damdağın soğanlarımızı çekmiş. Azıcık maydanoz yine. Yine maydanoz bulamam demişti yine bulmuş. Özenle aradım. İyi ettim. Şöyle ucunu yeşil yerinden biraz yapayım Nurhan. Aynen. Öbür tarafında yeriz. Ben çok seviyorum bunun yanında. Bunun yanında yakışır. Aslında daha mı çok olması gerekirdi? Ya güzel olurdu. Yenir ha. Diye. Şey mi yapsan acaba? Normal soğan mı doğrasan? Yok yok. Ha yanlar mı? Evet sumaklı. Yok ya salata yenmiyor o zaman. Evet kalıyor. Benim sesim çok mu bugün garip geliyor? Kendi kulağıma garip geliyor. Salata tamam. Limon da hazır. Bunları bir tur yıkayacağım. Çalkala gitsin ya ne olacak? Ha soğanlı olan değil ama. Şöyle hemen. Limonu, tuzlu.
tuzu ayar az olsun yenmiyor. Aynen. Altın oran. Bugün kim demişti ya sabah? Canım benim ya, kafam karıştı şu anda. İsmine bakarım canım. Fatoş Hanım, siz salata sevmeyene bile salata yedirirsiniz. O kadar güzel gözüküyor ki. Ay vallahi Nurhan, bakıvereyim gelim arada. Hadi bak. Taşmadan neyse kapağını açtım da taşıyacaktı. Zeynep Hanımcığım yazmıştı sabah. Çok çok hoşuma gitti, hatta sabitledim. Fatoş Hanımcığım siz dedi salatayı sevmeyene bile salata sevdirirsiniz. O kadar güzel gözüküyor dedi. Ay çok mutlu oldum ya. Hepinize selamlar, sevgiler bir tanelerim. Salatam hazır Nurhan. Yağını da koy bu bitsin. Ana gene bir... Ana bilgisayar açtı gene kendine. Ay gidim hemen onu kapatayım. Yıkadın mı arada? Kaplarımızı hemen yıkadım Nurhan. Tuz az mı acaba ya biraz? Bir şey olmaz ya. Doktor bana tuz az yiyeceksin dedi. Hala tuz atıyorum ya. Her şey kan sonucunda mükemmel çıktı. Vücudumda tuz fazla çıktı. Ben vallahi böyle bir şey duymadım. Su içmeyi denesen? Deneyeceğim havaları sanırsam. Şimdi de iç. Ne olacak ki? Su içmesen olmaz ya. Çok su içmiyoruz ya biz. Görev edineceğim bundan acı sonra. Acı biberimiz de olsun. Hı. O da kaynadı, ona bakalım mı? Oldu oldu Nurhan bende. Şöyle sarımsaklı köftelerime baktım, muhteşem olmuş. Sosum desem yayıldı evin tüm köşelerine. Bir tencere sos değil mi? Bir tencere sos. Ya yani domatesi pişirmek çok sağlıklıymış. Maydanozunu ekleyelim değil mi? Ben ekliyorum artık. Biraz limon. Şey kosaydık Nurhan, bizim yaptığımız salçadan komşu olsak limona pek gerek kalmıyor. Ekşi o değil mi? Aynen o eşki oluyor da ben o domatesi açmışken salçayı hazırım. Ancak bu kadar bulabildin maydanozu. Allah'ımıza bir şükür. Ne yapalım değil mi? Olsun da. Olsun çünkü da. Çünkü maydanoz olmadığı zaman olmuyor. Hemen süzüyorum şunu. Haydi. Hemen süzdüm hızlıca. Muhteşem sosumuzla buluşturdum Allah'ım. Sos buna denir ya. Vallahi bir kaşık sosla ben ne yapayım ben? Sos derdindeyim. Sos yemek benim amacım. Şeyde de öyle oldu. Patates kızartması. Evet, hep sos yedim. İnekte giyeceğim de papağanı. Üşürsen giy anne. Giy anne, giy soğuk. He? Soğuk ama. Anne sonra üşüyorum diyorsun. Giy. Aynen giy. Heh. Yemeğimiz hazır anne. Heh. Bir hazır. Bir tık etsin tamam. Muhteşem sarımsaklı köftemiz. Yemek istiyor. Bilmiyorum ki. Oğlan. Baba gider belki bu saatte. Bu saat. Annem hazırlandı. Tabaklara mı katayım? Ortaya katayım değil mi sarımsaklı köfteyi? Tabaklarımıza kat. Kat bir iki tabağı. Haydi. Hadi acıktık, çok şey olduk. Gerçek bugün geç oldu ama. Hadi anne sen de otur. Nurhan çomça getirdim ki güzel soslu alalım. Evet ya, geçenkinde biraz sosun niye, az koydum. Niye bu salata yapıyor? Yeni anneme mi? De çok abartma Fatoş, hemen yatıyor ya. Anne çok sıcak. Bir saniye bekliyorsun. Evet, soğusun daha lezzetli. Geç sıcaklığı geçsin. Ya bana suluk attım. Sosuna ekmeğini batır. Fatoş az az bize. Bize az yapacağım da. Aslında bol maydanozlu güzel olur da işte değil mi? Şöyle... Neyse ki mercimek çorbası. Çok az abi, minicik kaselerde olsun. Başlayabilirsin anne sen. Evet, üstünü değiştirdi annem. Sen başlayabilirsin anne. Başlayabilirsin. Lezzeti nasıl? Lezzeti nasıl diyor anne? Şunu. Evet. Ay gözüm bunda, her gün bir şeyde benim gözüm. O kadar sos olunca güzel oluyor ama değil mi? Bakayım ben kalite kontrol. Annemin damak zevkine güvenebilirsiniz. O güzel dediyse kesinlikle. Sen de bak bakalım ne kadar güzel.
Bu kadar tatlı yapmışım kız. Ellerine sağlık canım. Bugün de sarımsaklı köftemiz yaptık. Adana'nın meşhur fellah köftesi. Hep bizim dilimiz alışmış sarımsaklı köfte denmesine. Yine marul salatamız var. Şu çorbamı çok çok canım istiyor. Şehriyeli de şehriyeli. Şuna bir bakayım ya. Gerçekten dayanamıyorum. Bu yemek de çok şey. Ama Fatoş önce bir şey yaptım. Mırın kırın yaptım. Hani... Evet. Niye mırın kırın yaptım? Çünkü çok toktum. Ya dedim acıkırız yapana kadar. Baksana saat kaç olmuş. Vallahi sabah bir kahvaltı yaptım. Bir kahvaltı yaptım. Ondan oldu biraz. Yedik yedik, tost yedik, yeşil zeytin yedim bir ton. Sonra siz annemle, annemin uğran markete götürdü bugün gezmeye. Evet. Birlikte vallahi gittik. Vallahi zorla gittiler. Anne nasıl markete götürdün? Anlatsan anne. Biraz ayağım ağrıyor falan dedi ama yakın aslında. Yani çok yakın ama hani değişiklik olsun dedi. Bayağı bunlar gitti, korktum Nurhan. O sehpanın üstünü dağıttı kediler. Kedi dağıttı. Kedi şimdi oradan kaykay yaparak gitti. Neyse bunlar gitti. O sırada Berk'e patates kızartmıştım. Berk'le de patates kızartması yedim. Sonra Nurhan deyince hiç hiçbir şey canım istemiyordu ama acıktık ya. Bayağı geciktik. Hepinizi seviyoruz bir tanelerim. Allah'a emanet olun. Hani daha sen şu çorbaya bir baksana. Bir de bunun tadına bak. Böyle bir şey yok. Mercimek torbasını şehriye çevirmek kadar